Yaklaşık 1,5 yıllık sürecinde başkanlığın her türlü asimilasyon görevini yerine getirmek için her türlü oyunu oynamaya devam ediyor. Yani biz bu kurumun aslında Alevilerin hayrına olmayan bir kurum olduğunu, Alevilerin Türkiye'deki hak taleplerine çözüm getirecek bir yol olmadığını söylüyorduk ve maalesef haklı çıktık. Bu kurum 1,5 yıldır Türkiye'de Alevi toplumunun gerçek talepleri olan taleplerini sulandırarak bir çalışma faaliyeti yürütüyor. Ve bu başkanlık biliyorsunuz aynı zamanda cem evlerinin elektrik, su gibi giderlerinin de karşılanacağını söyleniyordu. Elektrik, su diyen hükümet, başlangıçta diyen hükümet bugüne kadar elektriklerle ilgili, özellikle cem evlerinin elektrik ödemeleriyle ilgili bir bocalamayla karşı karşıyalar. Hatta haddini aşıp artık işi sulandırmaya başladılar. En son Cuma günüydü. Cuma günü resmi gazetede yayınlanan genelgede cem evlerinin aydınlanma giderleri. Bu aydınlatma giderleriyle ilgili de belirledeki yerlerdeki 200'lükleri tekrar ortaya çıktı. Yani siz bir cem evinin ibadethane olmadığını söylüyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlayacaksınız, bir başkanlık kuracaksınız. Sonra da cem evlerinin aydınlatma giderlerini karşılayacağız derken yerler belirken gasilhane, morg ve ibadetin yapıldığı alan diyeceksiniz. Bunun AKP iktidarının Alevi toplumunun gerçek taleplerini, anayasal taleplerini nasıl sulandırın gerekçeleridir, göstergesidir. Bir ibadethane değilse cemevi, neden aydınlatma giderleri tarifi yaparken ödeyeceğinizi iddia ettiğiniz aydınlatma giderleriyle ilgili tarif ederken ibadetin yapıldığı alan diyorsunuz. Bu ikiyüzlüklerini gösteriyor. Biz anayasal anlamda güvence istiyoruz. Yani bir Alevi vatandaşa, bir Alevi inancına hakaret edildiğinde kin ve nefret suçları kapsamına alınmasını istiyoruz. Aleviliğe dair bu ülkede yaşayan diğer inançların anayasal güvencesi neyse o güvenceyi istiyoruz. Her yurttaşın anayasal güvence altında eşit olmasını talep ediyoruz. Şimdi bu kadar ikiyüzlülük, bu kadar samimiyetten uzak bir davranışın aslında Alevilerin sorununu çözmeye değil, Alevilerin sorununu biraz daha büyüten, karmaşık hale getiren, Alevilerin Türkiye'de diğer toplumsal kesimler gibi nasıl ki parayla, işle, aşla ve bu tür vaatlerle değiştirip dönüştürmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Alevi ansiklopedisi yazacağız dediler. Alevi ansiklopedisinin kadrolarına baktığınızda şunu sormak lazım başkanlığa veya bakanlığa ya da AKP iktidarına, cumhurbaşkanına. Bu kadronun içinde kaç tane Alevi akademisyen var? Bunu sormak lazım. Alevileri değiştirip dönüştürüp teslim alma projesi olduğunun kanıtıdır bu. Yani Aleviler şiileştirilmesin, biz Alevileri sünnileştirelim projesidir bu. Bizim henüz bu konuda eksikliğimiz şu denilebilir. Biz parti götürdükten sonra daha önce Türkiye'de örnekleri var. İşte eğitimsel yani öğretmenlerin haklarıyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapmıştı yine CHP. Eğitimsen başta olmak üzere diğer eğitim sendikaları ortak davaya müdahille ilgili bir başvuruda bulunmuşlardı. O davaya müdahil olmak. O konuda bizim bir eksiğimiz oldu. Henüz buna dair bir başvuruda bulunamadık. Ama Sayın Kenan Oğlu'nun söylediği şey şu, kendisiyle de sizin yani PİRHA'nın açıklamasından sonra kendisiyle de bu sabah görüştüm. Orada bilgi eksikliği şu, kurumlar sanki takip etmiyormuş gibi, kurumlar sanki ilgisiz gibi bir şey var, algı var. Orada o algı doğru değil. Biz zaten takip ediyoruz. İşte yarın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem bu konuyla ilgili bu konudan sorumlu genel başkan yardımcılarıyla bir görüşmem olacak. Anayasa Mahkemesi'nin süreci ne durumda? Buna dair bizim müdahilliğimiz konusunda yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvuru üzerinde mi bir müdahil olabilir miyiz? Bütün bunları bir görüşeceğiz. Bizim eksik bıraktığımız, evet bu anayasayla ilgili, anayasaya aykırıyla ilgili evet,
Ama bizim Alevi toplumu olarak hukukçularımıza Alevi inancına bu başkanlığın zararı, etkisi, neden istemediğimize dair bir detaylı bir rapora da evet ihtiyacımız var. O da bugün de sabahleyin Kenan Uğur'la konuştum. Yarın görüşmeden sonra bilgi alışverişi yapacağız. Bu arkadaşlarımız, bahsi geçen arkadaşlarımız, bu kurumlarda uzun yıllarda emek veren arkadaşlarımız, arkadaşlarımıza görev vereceğiz, hukukçu arkadaşlarımıza. Eksik bıraktığımızda tamamlayacağız. Ne yapılabilir hukuki olarak? Onlar, hukukçular da takip ediyor bu konuyu. Sayın Günaydın'la da...